Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arabalarımızı görüyorsunuz. Lüks spor arabalarla uçma parkurundayız. Şimdi diyeceksiniz burası nasıl bir uçma parkuru? Efsane bir uçma parkuru. Yepyeni bir uçma parkuru diyebilirim size. Bakın arabalarımız bu yüksek noktadan gelecekler, tamam mı? Bakın arabalarımız hemen şurada, birazdan arabaları göstereceğim. Önce buradan hızlı bir şekilde aşağı inecekler abi. Bakın uçtuğu nokta burası olacak kahramanlarımızın. Buradan uçacaklar 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 metreye kadar uçabiliyorlar. Düştüğü nokta kaç metre olduğu önemli. Buradan sonra zaten suyun içine girecekler. İnanılmaz bir uçma parkuru. İlk kez geliyoruz buraya. Yepyeni bir uçma parkurunda bugün lüks spor arabalar bizleri bekliyor. Bakın uçacağımız noktayı görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz yüksek bir yerden ineceğiz. Çok zorlu bir uçuş olacak. Burada da arabalarımız çok çok güzel diyebilirim. O zaman arabalara tabii ki bakalım arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle sol tarafta çok güzel bir Porsche görüyorsunuz. Gri rengiyle çok güzel gözüküyor gerçekten. Porsche'nin 911 modeli, GT3 modeli aynı zamanda. Hemen burada Dodge Viper bizlerle, yine çok özel arabalardan bir tanesi Dodge Viper. Burada Lexus LFA var. Yanında Pagani, Huayra, Lamborghini, Aventador, Koenigsegg, Agera, Audi, R8 ve Bugatti Veyron bizlerle. Arabaları görüyorsunuz. Efsane gözüküyorlar arkadaşlar. Bu güzel arabalarla uçma parkuru başlayacak. Hazır mısınız? O zaman hemen şöyle ilk sıradan abi kim var? Sen değil Bugatti, sen de değil Koenigsegg, sen de değil Lambo, Lexus, Pagani değil, Porsche ile başlayacağız. Sonra Dodge Viper ile devam edeceğiz. Arabanın şöyle bir içine bakın. Çok güzel ama biraz karanlık yapmışlar modu. Onun dışında gayet güzel gözüküyor. Hazır mıyız? O zaman Porsche 911. İnanılmaz bir araba arkadaşlar. Bununla performans çok iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım 911'in performansı nasıl olacak? 270, 280, 290, 300. Bakalım kaç yüz metreye uçacak? 200, 300, 400, 500. 540'a düştü. Görmüşsünüzdür muhakkak. Abi sen ne yaptın böyle? 540 kilometrelik, 40 kilometre ne ya? Metre. 540 metrelik bir uçuş yaptı. Porsche 911 GT3 inanılmaz bir uçuştu. Bu uçma parkuruna bayılacaksınız arkadaşlar. Şimdi Dodge Viper'la devam edeceğiz. Sonra Lexus, Pagani, Lambo, Koenigsegg, Audi ve Bugatti sırada bekleyecek. Önce arabanın içine bir bakalım. Görüyorsunuz. Aslında arabanın içi aydınlık da abi. Şu an karanlık yerdeyiz biraz. Ondan dolayı, ama tabii daha iyi olabilirdi Dodge Viper'ın içi. Bugün süper lüks arabalarımızla uçma parkurundayız arkadaşlar. Efsane bir parkur. Bakalım Dodge Viper şu an için 270, 280, 300, 312 kilometreyle uçtu. 200 metre geçti, 300 metre geçti, 400 metre geçti, 500 metreyi geçti. 620 metre mi? Araba yanıyor. Suya girersek birazcık yangını söndürebiliriz. Porsche kaçılır önümüzden. İşte bu kadar. 620 metrelik bir uçuşla Dodge Viper 540 metre uçan Porsche 911'den daha iyi çıktı. 640 metre çok yüksek bir hız. Daha doğrusu uçuş süresi diyebilirim sizlere. Parkurumuz efsane. Gerçekten çok güzel. Bu tarz uçma parkurları gelecek. Arabalar çok kaliteli. Şöyle hayır Bugatti'si, hayır Koenigsegg, Lambo sende de değil. Evet Lexus'tayız. Siz niye sıraya girmeye çalışıyorsunuz? Arabamıza bir bakın öncelikle. Lexus LFA arkadaşlar. Çok özel bir araba. Lexus ailesinin çok hızlı ve güçlü bir arabası. O zaman hazırsanız
Lexusçular. Oy, arabaya bakın siz. Bu araba çok iyi uçacak. Rekor 640 metre olduğunu unutmayın arkadaşlar. 640'tan daha iyi bir uçuş gelirse birinci sıraya yerleşecek Lexus LFA. 339-340 ile uçtu. 600'ü geçer. 640'ı da geçer muhtemelen. Diyeceğim 640. Tam aynı hiza. Abi 640 dedik, yine 640'a uçtu. Yanlış görmedim değil mi? Tam 640 metrelik bir uçuş yaptı. Lexus LF. Araba gidiyor mu? Tabi ki gitmiyor. Araba da hal mi kalmış? Yani şu an durumlar. Dodge Viper'la Lexus 640 metre ile günün en iyi uçuşunu yaptı. Görüyorsunuz çok efsane bir yepyeni bir uçma parkurundayız bugün. Bakalım sıradaki arabamız Koenigsegg değil Pagani arkadaşlar. Pagani Huayra. Arabaya bakın, muhteşem ya abi. Bu araba size bir şey değil mi? Bu araba yani çok yüksek ihtimalle en iyi olacak arkadaşlar. Ya birinci sırada %99 olabilecek arabalardan bir tanesi. Çok güzel gözüküyor. Ne yapıyor? Allah, tamam. Sakin Koenigsegg. Pagani. Allah. Pagani ne oluyor Pagani? Abi yapma be. 40 metre uçtu sadece. Pagani Huayra. Abi niye kontrolü kaybettik biz bu arabayla? Arabanın haline bakın. Maalesef. Gerçekten. İnanılır gibi değil. Pagani Huayra şu an için 40 metre uçtu sadece. Liderimiz 640 metre ile Dodge Viper ve Lexus LFA'da. Bakalım, bakın. Burada Porsche var. Bekliyor. Burada Dodge Viper var. 640 metre. Bakalım şimdi hemen sıradan Lamborghini Aventador. Araba çok iyi gözüküyor. İçini görüyorsunuz. Mükemmel bir araba arkadaşlar. Aman abi dikkat etmesi lazım. Arabalar çok kaliteli arkadaşlar bu oyunda. Haritalar, modlar, her şey çok kaliteli. Şu an Lamborghini Aventador'u izliyorsunuz. Bakalım bugün uçuş nasıl olacak? Süper lüks arabalarla 365 ile uçtuğunu gördüm. Bu araba 700 metreyi geçer. Söyleyin size 600'ü geçti şu an için. 660. Suya girmemiz lazım çünkü yanıyoruz. 660 mı? Abi sen ne yaptın böyle? 660 metreyle günün en iyi uçuşunu yaptı. Bakın araba gitmiyor tabii. Maalesef araba durdu abi. Motor falan arabada hal kalmadı ki. 640'la Dodge Viper ve Lexus LFA vardı. Ama Lamborghini Aventador geldi ve 660 metreyle en iyi uçuşu gerçekleştirdi. Gerçekten helal olsun. Vallahi helal olsun. Bakın LFA buradaydı. Pagani söylemeye gerek yok. Porsche'yi biliyorsunuz, Dodge'u biliyorsunuz. Ama şimdi sırada Koenigsegg Agera var. İnanılmaz bir araba. Çok güçlü bir araba. İçini çok güzel yapmamışlar bunun, gördüğünüz gibi. Ama sıkıntı yok. Arabanın performansının çok iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım Koenigsegg Agera bugün uçma parkurunda neler yapacak. Süper. Gerçekten çok süper. Lüks spor arabalarla bugün. Araba çok kontrolden çıkıyor çünkü 300. Allah. Abi bu ne ya? 100 metre. Abi araba kontrolden çıkıyor ki ya. Yani 400'e falan gelmişti neredeyse. Kontrolden çıkıyor abi araba. Arabayı yapacak bir şey kalmıyor ki. Çok fazla hızlı gidiyor. Ve kontrolden hemen çıkıyor maalesef. Şu an için lastiğe bakın. Sola doğru gidiyor araba. Ve sadece 100 metrelik bir uçuş yapabildik. Koenigsegg Agera ile. Yani günün lideri hala burada gördüğünüz gibi 660 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada 640'lık. Bunu saymaya gerek var mı? Çok kötüydü gerçekten. 911'i gördünüz. Dodge Viper'ı gördünüz. Şimdi sırada Audi R8 var. Çok güzel be. Gerçekten çok iyi. Arabanın içi falan bayağı kaliteli arkadaşlar. Hazırsanız
Yepyeni bir uçma parkurunda yeni yarışlar devam edecek. Çok daha güzel parkurlar gelecek arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Şu an için 200'ü geçti. 300'e geldi. Muhtemelen sağlam bir uçuş gelecek. Hazır olun. Vay 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 vay. İyi geliyor, iyi geliyor, iyi geliyor. 590. 600'ün bir önü, yani 10'ar metre her arası 590 metre uçtu. E tabi 640'lar var, 660'lar var. Onlara bakarak performansı güzel ama birinciliği kaybetti. Şu anda da Veyron'u görüyorsunuz bu arada. İnanılmaz bir araba. İçine bakın. Abi bu ne ya? Çok iyi. Maksimumuzu 420 görüyorum ibrede gördüğünüz gibi. Bakalım gerçekten 420 görebilecek miyiz Veyron'a? Veyron'a 420 görürsek günün birincisi olur. 640 metreye uçar. Arabayı rahatlıkla geçecektir Aventador. Aventador de... Abi kontrolden çıkıyor araba. Şu an sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük, sıkıntı büyük, sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Araba kontrolden çıkıyor. Gitti, gitti, kesinlikle gitti. Şu an için birincilik, ikincilik hepsi gitti abi. Hepsi gitti. Araba şu an tamamen hasar almaya başladı. Zaten 30 metreye uçtu. Bu ne abi ya? Abi bu ne ya? Abi bu ne gerçekten? Yani inanılmaz derecede kontrolü zor bir araba Bugatti Veyron. Aynı Koenigsegg'de de aynısı oldu. Yok, Pagani'de miydi? Pagani'de de ve Koenigsegg'de de sanırım aynısı olmuştu. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu güzel arabayla ben 700'ü falan çok rahat geçeceğimi düşünürken maalesef, maalesef görüyorsunuz 600'lerde en iyisi 660 metre. Bakın 50-660 tam bu noktaya Lamborghini Aventador düşmüştü. Metreler hata olabilir ama siz bence tekrar izlediğinizde göreceksiniz. Belki yanlış söylemiş olabilirim ama benim gördüğüm en iyi performans. Abi açık ara, bakın açık ara. Parkur burası, yani çok iyi bir parkur gerçekten. Ve şöyle göstereceğim size tekrardan. Lamborghini Aventador 660 metre ile günün en iyisi bence. 640 metre ile Lexus LFA. Yine Dodge Viper 640 metre. Bunlar da 600'lerde bir şeydi, diğerlerini zaten sanırım saymaya gerek yok. İnanılmaz bir uçma parkurundaydık bugün. Bence günün kazananı Lamborghini Aventador arkadaşlar. Yine siz de favorabınızı her zamanki gibi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.